Merhaba arkadaşlar. İlk videomuzda sitemizi de tasarımında kullanacağımız programdan bahsetmiştik ve şablonumuz üzerinde durmuştuk. Bu kısımda ise sitemizin yavaş yavaş tasarımlarına başlayacağız. Öncelikle Photoshop programını kullanacağımız için programımızı açıyoruz. Gördüğünüz gibi Photoshop programımız açıldı. Daha sonra ise çalışma alanımızı açıyoruz. File menüsünden New sekmesine tıklayarak kısa yol klavye tuş kombinasyonumuz CTRL-N tuş kombinasyonumuz ile açabiliriz. Ayrıyeten çalışma alanımızın üstüne tıklayarak da kayıtlı olan herhangi bir çalışmayı çalışma alanımıza çağırabiliriz. Biz yeni bir çalışma alanı açıyoruz. Gördüğünüz gibi çalışma alanımız açıldı. Standart bir web sayfası ebatı, gerek e-ticaret olsun, diğer farklı portallar olsun, her zaman 1000 piksele, 1120 genelde 1000 pikselle 1200 arası değişmektedir uzunluğu ve genişliği. İsim belirleyelim, Kotlab diyelim. Çünkü Kotlab yayın evinin kitaplarını satabileceği bir site yapacağız. RGB seçili olacak tabii ki renk modunda. Bu kısım white olarak kalıyor. Aynen bu şekilde sizler de çalışma alanımızı oluşturalım. Gördüğünüz gibi çalışma alanımız oluştu. Tool menüsünün kullanacağımız araçları kısaca bahsetmek istiyorum. Bu merceğimiz sayesinde çalışma alanımıza yakınlaşabileceğiz, uzaklaşabileceğiz veya %100 görebileceğiz. Sağ tıkladığımızda screen dediğimizde ekrana göre orantılacaktır. Aktüel piksel dediğimiz zaman çalışmamızı %100 görecektir. Gördüğünüz gibi şuradaki yüzde işareti çalışma alanımızdaki bizim şu an görmüş olduğumuz konumu göstermektedir. Mesela uzaklaştığım zaman gördüğünüz gibi 31,2 değerinde oldu. Yakınlaştığımız zaman 348 %348 değerinde olduğunu gördük. Çalışmalarımızı yaparken merceğimizi çok kullanacağız. Onun dışında çalışmalarımızı yaparken adım adım değineceğiz tabii ki. Şimdi öncelikle çalışma alanımıza bir arka plan belirleyelim. Bu arka planımızı her zaman bu alanımızda kullanacağız. Photoshop programını ilk açtığınızda alan şu şekilde gelir karşınıza. Her kullanıcı sonuçta kendi programında istediği paletleri sağ tarafta tutabilir. Ben fazla kalabalık tutmuyorum. O yüzden kapatıyorum. Sadece katmanların gözükmüş olduğu panel aslında yeterli. Kullanıcı şimdilik arka planı belirleyelim. Katman üzerine iki kere sağ tıkladığımızda böyle bir new layer penceremiz açıldı. Tamam diyoruz. Layer'ımızın isim de verebiliriz üstüne tıklayarak. Arka plan diyelim. Şimdi arka plan rengimize renk vereceğiz. Sağ tıklıyoruz. Bilindik Options sekmemizden bu görmüş olduğunuz pencereyi açıyoruz. Color Overlay seçeneğimizi tıklayarak çalışma alanımızdaki katmana renk veriyoruz. Rengimizi biraz beyazdan gri doğru hafif bir renk yapalım. Elimizde de verebiliriz. Bu renk kodu gayet ideal. Daha sonra çalışma alanımıza bir çerçeve çekelim. Çerçevemizi de oluşturduk. Bunun rengini beyaz yapalım. Rengimizi oluşturduk şu anda. Sitemizin arka background dediğimiz arka plan kısmını oluşturduk. Şimdi ise sol üst köşemizdeki şablonumuzda hatırlarsanız logomuzu koyalım. Kotlab
nokta.com sitesinden aldım. Sizler de logoyu oradan ulaşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Sitemizin üstüne bırakıyoruz. Şu şekilde olmasıyı daha sonraki ayarlayabileceğiz zaten. Ayrıyeten şuna değinmek istiyorum. Örneğin katmanlarımız fazla ise çalışma penceremizde bunlara belirli isimler vererek veya gruplandırarak bunları birbirinden ayırabiliriz, karıştırmamamız için. Gördüğünüz gibi şuradan grup yapabileceğimiz bir sekme var. Burayı arka plan diyelim. Ve iki katmanımızı tıklayarak grubumuzun içine bırakalım. Gördüğünüz gibi birlikte hareket etmekte bu iki katmanımız. Katmanımızı en alta alalım. Ve logomuz için de üst kısım diyelim. Logomuzu da bu grubumuzun içine alalım. Şimdi ise Kodlab yayın evinin sloganını yazalım. Puntosunu biraz büyütüyoruz. Font kendi orijinal fontunu kullanalım. Gördüğünüz gibi. Çalışma alanımıza biraz yaklaşalım. Gördüğünüz gibi piksellenmeler. Bu piksellenmeler sayesinde gayet rahatlıkla iki çalışma alanımızda yani iki katmanımız arasında orantılı bir görüntü elde edebiliriz. Ctrl R tuş kombinasyonumuz için cetvellerimizi açalım. Bu cetvellerimizden yukarı cetveli tutalım, aşağı doğru bırakalım. Gördüğünüz gibi birazcık yukarıya aldığımızda tam oturmuş olacaktır birbirine orantılı şekilde. Şimdi işte karşısına logomuzun hemen karşısına arama butonumuzu koyalım. Aynı şekilde cetvelimizi çekiyorum. Rengi beyaz olsun. Sadece çerçeve atalım nesnemizin çevresine. Puntosunu bir yapalım. Biraz daha koyu yapmalıyız. Burayı tam bir piksel yapalım. Biraz kısarsak daha güzel bir görüntü elde edeceğiz. Hafif sola çekiyorum ve yanına hemen arama butonumuzu yapacağım. Bu arama butonumuza renk verelim daha belirgin olması açısından. Bir gradient yani iki renk birden verelim. Biraz rengimizi açalım bu şekilde. Üst kısmımızın da rengini biraz griye doğru çekelim. Çerçevemizi kapatıyorum. Üzerine ara yazalım. Fontumuzu kullanalım. Bu kısımdan değinmek istediğim çok önemli bir nokta var. Bir web sayfası tasarlarken sayfa içerisinde kullandığınız fontlara çok özen göstermeliyiz. Çünkü Windows'un kendi desteklemediği dışında farklı fontlar kullanırsak başka bir kullanıcı siteye girdiği zaman fontların bozuk bir şekilde karşısına geldiğini göreceğiz. Bu yüzden Verdana,
Arial, Tahoma dışındaki fontları kullanmamaya oldukça özen göstermeliyiz. Genel olarak ben site yapısında Arial fontunu kullanacağım. Bu zaten tüm Windows fontlarında, font klasöründe yer aldığı için her kullanıcıda bilgisayarında gayet sorunsuz bir şekilde gözükecektir. Ara yazımızı da yazdıktan sonra uzaklaşalım, %100 bakalım sitemize. Gördüğünüz gibi butonumuz biraz oldukça büyük, biraz ufaltmakta yarar var. Rengini biraz açalım butonumuzu. Çünkü beyaz üzerinde biraz kaybolmuş. Rengini ise yazımızın beyaz yapalım. Bu şekilde yazımını tıklayarak şuradan gayet rahat bir şekilde değiştirebiliriz. Butonumuzu 13 yapalım. Ayrıca şundan bahsetmek istiyorum. Örneğin iki nesneyi birbirine ortalamak istiyoruz. Veya bir butonun bir menünün içerisine yazmış olduğumuz yazıyı. O nesneyi ortalamak istiyoruz. İki nesneyi de CTRL ile tuş kombinasyonumuzu kullanarak center ortalama yani ortalayarak bu şekilde ortalayabiliriz. Boydan da aynı şekilde gördüğünüz gibi orantılı bir şekilde oldu. Üst kısmımızı genel olarak bu şekilde olacak. Sitelerimizin üst kısmını mümkün olduğunca sade tutmaya özen göstermeliyiz. Şimdi ise hemen bu nesnelerimizin altına alt taraftan üst alanımızı bağımsız kılacak bir görüntü yapalım. Şu şekilde bir alan yapıyorum. En alta alıyorum bu alanımı. Ayarlarımızdan yine aynı şekilde kapatıyoruz bunları. Siyah alanımızı biraz gri yapıyoruz. Çok fazla koyu olmamalı. Bu şekilde gayet ideal. Daha sonra yayın evimizin logosunun altına gölge verelim. Sağ tıklıyorum. Layer 1 yayın evinin logosunu seçiyorum. Ctrl duplicate layer yaptığımız zaman kopyalayacaktır. Ama her zaman daha hızlı ve daha verimli çalışabilmemiz için Ctrl J tuş kombinasyonumuz ile gördüğünüz gibi kopyalayabiliyoruz. Ctrl T transform aracımızı açıyoruz. Aşağı doğru çekiyoruz. Daha sonra opacity saydamlık değerini 15 yapalım. Silgimizi alalım. Yumuşak silgimizi biraz seçip biraz büyütelim. Biraz fazla büyük oldu. Ufak birazcık silelim. Silgimizin değerini 50 punto ufaltalım. Şöyle sildiğimizde gördüğünüz gibi üst alanımızı bu şekilde oluşturdu. Arama butonumuzu biraz daha sağa yaslamamız daha sağlıklı olacak. Çerçevemizi de aynı zamanda. Yukarı alalım biraz. Çerçevemizi de biraz yukarı doğru yaslayalım. Üst kısmımızı oluşturduk çalışma alanımızın gördüğünüz gibi. Sitemizin şimdi üst kısmımızın hemen altına menümüzü yapalım.